soğuktu bir ara. Ben üşüdüm. Bu geçişler için beyefendinin acaba insanlara bir tavsiyesi olabilir mi bu geçişlerde? Evet, aniden havalar ısınıyor, aniden soğuyor. Ani soğumalarda üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Bu da bronşit, astım, mesela romatizmayı tetikler. Bunun için çok güzel, çok basit bir formül var. Ekinezya, yaprağı, çiçeği, kökü, zerdeçal, zencefil, ıhlamur. Bunlar da nane, kekite katılır. Özel bir karışım. Demliğe korsunuz, üzerine bir litre kaynar su. Bunu bir daha tek tek kameraya bakarak şimdi ben onu söyleyecektim. Mi? Esasında ben ekran başında izlediğim zaman bu tür formülleri verdiklerinde diyorum ki yani bir insan bunu nasıl hemen yazar, nasıl bir tarafa yazamak. Not alır? Evet, doğru. Yani ne kadar koyacak, ondan ne kadar koyacak, bu çok önemli bir şey. Bunu biz bir ilk başlatalım biz bu programda. Bir ilk başlatalım gerçekten. Böyle verelim ölçüsünü, şuyunu, buyunu falan. İnsanlar yazsınlar, ömür boyu da Oy Hanım'ın ve Kanal T'nin sayesinde sizi hatırlasınlar. Sana güzel fikir tabii. Tamam, şöyle kameraya bakıp söylerseniz. Evet. Ekinezya, zencefil, zerdeçal, nane, kekik, hakiki kekik, bahçe kekiği olması gerekir. Ada çayı, ada çayında şifalı ada çayı, Salvia officinalis. Yani bunlar da önemli. Bunların karışımından 50'şer gram mesela bir karışım yapıyorsunuz. Hepsinden 50'şer gram mı? 50'şer gram. Tamam. Bu karışımdan bir çorba kaşığı demliğe konur, üzerine bir litre kaynar su. 10 dakika bekledikten sonra süzülerek içilir. Bir bardağı, mesela şöyle bir bardağı. Bir tatlı kaşığı da güzel çiçek balı karıştırılırsa çok güzel içim olur. Lezzetli. Günde kaç tane ondan içilecek? Gün boyu bir litre içebilir. O litreyi bitirebilirler yani. Bir problem yok. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ne insana ne faydası var? İşte bu mevsim geçişlerinde dedi yani böyle tozlar geliyor, alerjiler geliyor falan o anlamda. Vücudu temizleyici, arıtıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici. O kış çayı falan dedikleri değil değil mi bu? Ya, denebilirim. Yani gribe, üşütme, nezleye karşı bağışıklık sistemi direncini artır. Vücudu temizler, arıtır. Düzenli kullanılabilir. Bugün bize...